32 yaşındaki 6 çocuk babası Mehmet Yaşar, Hakkari Yüksekova'da yaşıyordu. Esnaftı ve bir lokanta işletiyordu. Defalarca evi basıldı, gözaltına alındı ve ağır işkencelere maruz kaldı. Ortağı olduğu lokanta ateşe verildi ve önce malın sonra canın şeklinde tehdit notları bırakıldı. Bu nedenle tedirgindi. Mehmet Yaşar 28 Şubat 1994'te amcasının kızının evine iftar yemeğine katıldı. Yüksekova merkezdeki evinin bulunduğu mahalle asker ve polisler tarafından saat 20.00 civarında kuşatıldı. Mehmet Yaşar'ın bulunduğu eve gelen silahlı 4 kişi kendilerini polis olarak tanıttı ve kimlik kontrolü yaptı. Eve gelen polisler kimlik kontrolünün ardından "bizimle emniyete geleceksin, ifadene başvuracağız" diyerek Mehmet Yaşar'ı gözaltına aldı. Beyaz Toros'a bindirilerek götürülen Mehmet Yaşar'dan bir daha haber alınamadı. Gözaltında kaybetmeler zaman aşımına tabi olmayan suçlar kapsamındadır. Adli makamlardan Mehmet Yaşar'ın akıbetini açığa çıkaracak, suçun failleriyle sorumlularını yargılayarak cezalandıracak etkinlikte bir soruşturma başlatmalarını talep ediyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin Mehmet Yaşar için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi Anneleri İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon. Biz hayatın sunduğu hiçbir renkten nasibini alamayan, griden öte bir mezar sahibi olacak kadar hak ve adaletten nasibini alamayan güçlü evlatların. Bir akşam vakti Beyaz Toros ile sorgusuz, sualsiz 6 evladından aldılar seni. Çocukluğumdan, sevincimden, özgürlüğümden aldılar. Yetimleşti bütün kelimeler, çaresizlik desen üç öğün aş misali. Oysa her kız evladı kahramanı olan baba duygularıyla büyümeli, sevilmeliydi. Bunu çok gördüler yarınlarımıza. Evlatların olarak seninle her daim gurur duyduk. Sen benim 30 yıldır büyümeyen 6 yaşımsın. Sen benim imkansızlıkları maviye çalan şiirimsin. Sen benim özgür yarınlarımın beyaz güvercinisin. Sen benim acımın rengi, anımın bitmeyen bekleyişisin. Sen benim başımın dik duruşusun. Cumartesi annelerinin Mehmet Yaşar'ısın. Yazan Evin Yaşar, evlatların Kamile, Suzan, Dilan, Mazlum, Meryem ve Evin. Bu haftada karanfillerimizi Mehmet Yaşar ve tüm kayıplarımız için atıyoruz. Mehmet Yaşar ve tüm kayıplarımız için adalet. Gözü.